Herkese merhabalar. Hayatımızdaki sosyal bilimleri merak ediyor musun Tonguç? Hiç merak etme. Hep zayıf geliyor zaten. Hayır, öyle bir şey yok. Hayat sosyal bilimler çok zevkli, çok keyifli bir ders. Ama biz bunun nasıl hayatımıza girdiğini, hayatımızın neresi... Keşke girmez olaydı. Hayır Tonguç, öyle düşünme bak. Coğrafya, tarih, bunlar hayatımızın en renkli, en zevkli anları. Sosyal bilim dalları özelliklerini, bilim teknolojisiyle ilgili kavramları beraber öğreneceğiz. Ve birlikte tekrar edeceğiz. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Sosyal bilimler deyince hangi dersler var? Bunları daha çok lisede göreceksin. Sosyoloji, tarih, coğrafya, psikoloji, felsefe. Bunlar daha çok 9, 10, 11. sınıf, 12. sınıf konuları. Keşke görmesem. Üniversiteye geçtiğinde de ekonomi, hukuk, arkeoloji, antropoloji gibi bölümler göreceksin. Bunların hepsi gerçekten sosyal bilimlerin ne kadar zengin, ne kadar keyifli ve ne kadar renkli olduğunu, adeta bir gökkuşağının renkleri gibi sosyal bilimlerin renkler olduğunu biliyoruz. Sosyoloji dediğimiz şey, ben tabii yanlış söyledim. Sosyoloji dediğimiz şey toplum bilimi, toplumları inceliyor. Tarih geçmişi inceliyor. Psikoloji insan davranışlarını inceliyor. Coğrafya işte yeryüzünü inceliyor. Felsefe düşünme üzerine düşünme. Yani insanlar düşünüyorlar ve düşündüklerinin doğruluğunu tartışıyorlar. Ekonomi zaten biliyoruz, para. Hukuk biliyoruz zaten, adalet. Arkeoloji kazı bilimi. Antropoloji de ırk bilimi. Şimdi bilim dediğimiz şey sistemli bilgilerden oluşuyor Tonguç. Mesela fen bilimleri deyince fizik, kimya, biyoloji var. Sosyal bilimler deyince de insanı ve toplumu konu ediniyor. Felsefe sorgulama bilimi. Varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru soruyor. Ben kimim? Bilim nedir? Doğru nedir? Güzel nedir? Varlığın özü nedir? Toplum nedir? Gibi sorulara gidiyor. Ve felsefe düşünme üzerine düşünme. Yani insanlar doğduğunda ilk başta ne diyor? İnga diyor. Niye? İnsanlar diyor. Tonguç, insanlar, orangutanlar değil. İnsanlar doğduğunda inga diyor. Niye? Çünkü süt istiyor. İnsanlar ilk başta süt istiyor. Sonra biraz daha... Ben ilk doğduğunda kola istemişim hocam. Saçma sapan bir insansın. Ne kadar dejeneresin. Biraz daha büyüyor, çikolata istiyor. Biraz daha büyüyor, yürümek istiyor. Biraz daha büyüyünce de insan nereden geldiğini, nereye gideceğini merak ediyor. İşte bilim insanlarından felsefeciler de bunu araştırıyorlar. Ya biz ne yapıyoruz? Biz kimiz? Bilim nedir? Ben kimim? Doğru nedir? İyi nedir? Güzel nedir? Bunu yapıyorlar. Felsefe gerçeğin peşinde ömür boyu süren bir yolculuktur baba diyor. Bana felsefe yapma, sınıfta kaldım demiyordun da diye esprimizi yapmışız. Tarih ise geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman göstererek inceliyor. Milli şuur, yani ulusal kimlik, milli kimlik bilinci kazanmamızı sağlıyor. Şimdi burada çok önemli. Eğer biz tarihimizi iyi bilirsek, yani Alparslan, Melikşah, İşte Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli tarih şahsiyetlerimizi bilirsek, bizim de onların nesli olduğumuzu bilirsek, hem kendimize gurur duyup milli şuur kazanıyoruz, hem de geçmişte onların yaptıkları hatalar varsa, kaybettikleri savaşlar varsa, biz de buna benzer hatalara düşmemeye çalışıyoruz. Psikoloji insan davranışları demiştik. İnsanın duygu düşüncelerini inceliyor. Çevremizde yaşayan insanların davranışlarını, kişilik özelliklerini tanımamızı ve onlarla iyi iletişim kurmamızı sağlıyor. Sosyoloji ise toplumu inceliyor. Toplum içindeki bireyleri, toplum içindeki grupları, toplumun davranışını inceliyor. Yani bir insanın cimri olması psikolojinin konusuyken, bir toplumun isyankar olması, bir toplumun uyumlu olması da sosyolojinin konusu. Arkeolojiye baktığımızda ise kazı bilimi. Kazı yaparaktan eskilerdeki bilgilere ulaşıyorlar. Eski çağ insanların nerede, nasıl yaşadıkları, ne yedikleri, ne giydikleri, ne inandıkları gibi sorulara arkeoloji bilimi cevap veriyor. Coğrafya ise doğayı inceliyor, yeryüzünü inceliyor demiştik. İnsanın doğal ortamla olan etkileşimini, mesela kar yağıyor, yollar kapanıyor. Tamam, bunu biliyoruz biz ve oh ne güzel tatil olacak diyoruz. Ama coğrafya ne zaman kar yağacağını, neden kar yağdığını, kara göre insanların nasıl hayatlarını değiştirdiğini inceleyen, doğal ve beşeri, yani insani faktörleri öğreten şey. Antropoloji ise ırk bilimi. Farklı toplumları ve kültürleri karşılaştırmalı şekilde inceliyor. Yani insanın iskeletine, kafatasına ve fizik yapısına bakaraktan... Çocuğun zeki ama çalışmıyor. Kime çekti bu çocuk diyor. Antropoloji, yani ırk olaraktan bir bağlantı kurulmaya çalışıyor. Hukuk da toplumun genel yararını, faydasını sağlamak için konulan kanunların bütününe verilen ad. Bireylerin birbirleriyle, yani mesela senle benim aramdaki konular, toplumla olan ve devlet olan ilişkilerini hukuk düzenliyor. Yani ben şu anda senin kafana bir tane şu kalemle vursam... Ah! Bu yanlış bir şey. Bu hukuksal olarak sen bunun hakkını arayabiliyorsun. Veyahut da ben sana... Sizi mahkemeye vereceğim hocam. Gibi mesela. Tabii şu anda bizim aramızda böyle bir şey olamaz. Gelelim ekonomiye. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim ve ticaret faaliyetlerini ve bunlarla ilgili etkinlikleri inceleyen bilim dalı. Yani para. Para dediğimiz şeyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu anlatmamıza bile gerek yok. Bir de bazı kavramlar var ki onları da açıklamak istiyorum Tonguç'um. Tabii bunları anlatıyorum sana ama bunlarla alakalı mutlaka senin sorular çözmen lazım. Soru çözmeden önce 0'dan 6'ya sözelde bütün bunlarla alakalı sana çok güzel konu anlatımları yaptık. Bu konu anlatımlarını sana şöyle göstermek istiyorum Tonguç'a derdim benim. Hemen şuradan göstereyim. Bedenet'in dünyanın neresindeyimden sonra geliyor. Şu
şurada madenlerimiz bitiyor. Çevremizdekiler yaşıyor. Sosyal bilimler ve toplum. İşte tarih, coğrafya, arkeoloji, sosyoloji. Sayfa 148 ile 149'da anlattık. Aynı zamanda 150 ve 151'de de bu konuyla alakalı öğrenmen gerekenleri sana gösterdik. Fakat hocam biz zor sorular çözüyoruz. Hocamız birazcık seçici sorular soruyor diyorsan o zaman sana 6. sınıfta süper bir kaynak tavsiye ediyorum. Zoru Bankası tüm dersler kaynağı. Burada tüm dersler olduğu için bunun hemen sosyal kısmına gitmemiz lazım. Sosyal kısmına gittiğimizde hangi sayfalardan ödev yapacağımızı söylüyorum sana Tonguç Evladım'ı. Hemen gösterelim şöyle. Bayılıyorum bu kitaplara. Gerçekten evet, insanlar, ne kadar güzel kitaplar. İnsanlar gerçekten güzel kitaplar hazırlıyorlar. Gerçekten hemen tebrik ediyorum. İşte burada sayfa 228 ve 229'u çözmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Az önce gösterdiğim konularla alakalı hem beceri temelli yeni nesil sorular yani ileride gireceğin sınavlardaki sorular var hem de normal sorular var. Bir de son olarak içinde yazılı örneklerde bulunan Dinamo 6. sınıf soru bankamızdan ödev vermek istiyorum sana Tonguç Eylendim benim. Burada da senin kesin olarak çözmen gereken sayfalar şunlar hemen gösterelim burada. Üretim, dağıtım, tüketim konusunu işlemiştik. Burada buradaki yazılı konularına çalışman lazım ama aynı zamanda hakların bilincinden sonraki kısmına gelen ülkemizin belli özelliklerinin gösterildiği nasıl bir yönetimden önceki kısımları da mutlaka bitir. Zaten Dinamo Soru Bankası hem seni test tekniğiyle geliştiriyor hem de yazılıyla geliştiriyor. Ha bunları nereden alacağım hocam ben diyebilirsin. Bu durumda yapacağın şey hemen açıklamada sana en yakın Tonguç kitapçısı var. Oraya git bana lütfen kitabımı verir misin de onlar zaten sana yardımcı olmak için hazır ve nazırlar bekliyorlar seni Tonguç Evladım benim. Şimdi şurayı da şöyle bir orada bir kayma olmuş. Ekranımız tabii bak. Mesela bu yeryüzü sallandı az önce. Deprem oldu hocam. Deprem coğrafyanın konusu mesela örnek vermek gerekirse. Şimdi nanoteknolojiye baktığımızda Yunanca cüce demek. Nasıl yani? Bir nanometre metrenin milyarda biri kadarı. Günlük hayatta tekstil, sağlık, kimya sanayi gibi birçok alanda kullanılmakta. TÜBİTAK ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etmek, yönlendirmek ve popülerleştirmeyi amaçlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. TürkSat 6A ise milli imkanlarımızla geliştirilen bir uydu. Gökyüzünden haberleşmeyi sağlıyor. Aselsan'da askeri elektronik sanayi, Türkiye'nin en büyük savunma elektronik kuruluşu, haberleşme, radar, elektronik, savaş ve bunun gibi alanlarda düşmana korku salıyoruz, dosta da güven veriyoruz diyoruz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumları yolla. Teşekkür ederim. Şimdiden sosyal bilimlerde başarılar diliyorum.